Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Lexus modellerine göz atacağız. Burada bir tane 2020 model 109 bin kilometrede fiyatı 2 milyon 495 bin lira olan bir tane Lexus ES modelimiz var. Modelimiz 218 beygir, motor hacmi 2.5 2.5 motora sahip. Gördüğünüz gibi Audi A3 sedanı hatırlatıyor arkadan görünüşü. Şu far detayları vesaire. İç tasarımına baktığımız zaman gayet Audi'yi andırıyor ve gayet sükseli bir tasarımı var diyebiliriz. Özellikle arka farlar. Teknik özelliklere geldiğimiz zaman yakıt tüketimi şehir içi 4.9 litre, şehirler arası ise 4.3 litre ile müşterilerini büyülüyor diyebiliriz. Gayet az bir yakıt tüketimine sahip çevreci bir araç diyebiliriz. Benzinli 4 silindir. Motor gücü net olarak 218 beygir, 0-100'ü 8.9 saniye, maksimum süratı ise 180 km saatlik bir hıza sahip. Burada bir tane nostalji severler için 1999 model bir Lexus açtım. Benzinli aracımız 158 binde, fiyatı 2 milyon 650 bin lira, 155 beygir, fakat bu araç gerçekten çok yakıyordur. Ben size şimdiden söyleyeyim. Sis lambaları da gayet bu araca yakışıyor. Burada yakıt tüketimini zaten yazmışlar. Şehir içi 13.5, şehirler arası 7.8 litre. Fakat basarsanız bunların çok çok üzerine çıkarsınız. 0-100'ü 9.5 saniye. Azami sürat 215 km saat. Motor tipi benzinli 6 silindir. Modifiye severlerin tercih edeceği bir araç. Yine bir tane 2023 Lexus var. Fiyatı 3 milyon 975 bin lira, yani neredeyse 4 milyon. 2023 model otomatik hibrit yakıt tüketimli bir araç. 218 beygir yandan bu şekilde, bagajı bu şekilde, bagaj hacmine hemen bakalım. Jantlar beni çok etkiledi bu arada. Bagaj hacmine baktığımız zaman yakıt deposu 50 litre. Bagaj kapasitesi 454 litre ile gayet geniş bir bagaja sahip diyebiliriz. Hep Lexus'lar var. Buradan aramayı fiyata göre, en düşüğe göre sıralatalım. En ucuz Lexus'lara bakalım. 97 model 949 bin liraya bir Lexus var. Bakın, öyle bir marka ki en düşük fiyatı bile 949 bin lira, 97 model olmasına rağmen. Yakıt, benzin, otomatik vites 143 binde bir araç, arka çaprazdan bu şekilde tam bir makam aracı diyebiliriz. Kadranda 280'lik, o yıllara göre 280'lik kadran gerçekten çok yüksek diyebiliriz. Maksimum hızı ise buraya yazmamışlar, fakat bu araba 240'ı rahat bir şekilde görür. 264 beygir zaten. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.